Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine değişik ama çok kolay bir pasta tarifi yapacağım. İki malzemeli ve hem dondurma tadında hem de yaş pasta tadında hem de malzemesi çok az. Yani çok uygun bir fiyata çok uygun pasta yiyebilirsiniz. Bunlar da soğuk soğuk çok güzel gidecek. Ve iki malzemeden oluşuyor. Bütçeye de çok uygun. Bir malzemelerine geçelim. Bir kutuda iki paket çıkıyor krem şanti. Beyaz krem şanti 2 paket kullanacağız. Normalde bir pakete 200 milim su ama süt ama kullanacağız. 2 pakete 1 bardak süt kullanacağız. Çünkü daha yoğun bir kıvam istiyoruz. Şanti ikinci malzememiz ise petibör bisküvi. Biri sade, biri kakaolu olacak. Benimki şu çifte kavrulmuş, diğeri de kakaolu. Bunu yiyeceğimiz için o şekilde seçtik. Ama hiç fark etmiyor. İkisi de aynı da olabilir. Ben olmayınca bazen aynı da yapıyorum. Bu kadar malzememiz, başka bir şey yok. O zaman krem şanti yapmayla pastamıza başlayalım. Krem şanti ile sütümüzü bir kaba koyduk ve şu an şimdi çırpmaya başlayacağım. Çırptım şimdi. Biraz donması için bir 10-15 dakika buzlu bisküvileri sürerken da akmasın diye. Şimdi buzluğa koyayım, sonra yine devam ederiz. Arkadaşlar, krem şantim şimdi dondu ve pastamızı yapmaya geçeceğiz. Ben böyle uzun bir servis tabağı kullandım ki baton pasta gibi böyle sırayla dizeyim diye. Şimdi size yapım aşamasını göstereceğim. Kabın içine su aldım. Bisküvileri batıracağım. Süt de olabilir. Hiç batırmasanız da olabilir. Ben hafiften bir batırıp çıkaracağım. Şimdi diziyorum. Bir kahverengi, bir beyaz şeklinde diziyorum. Önce böyle yatay şekilde diziyorum. Sonra onu dik çevireceğim. Sırayla dizeceğim. Aralarına krem şanti sürüp bir beyaz, bir kakaolu şeklinde dizmeye devam ediyorum. Böyle dizip sonuna kadar gelince tekrar sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar, pastayı şu şekilde dizdim. İçlerini doldurdum. Şimdi üstünü pasta kremasıyla her tarafına eşit gelecek şekilde pasta kreması süreceğim. Arkadaşlar, pastamın bitmiş hali şu şekilde. Ama ben üstünü bir kakaolu bir sade bisküvi kırarak süsleyeceğim. İsteyen çikolata sosu veya böğürtlen sos, değişik soslar kullanarak üstünü süsleyebilir. Ama içi yeterince şekerli olduğu için ben sadece bisküvi de oldu. Üstünü dediğim gibi bisküviyle kapladım. İsterseniz yanlarını da kaplayabilirsiniz. Biraz soğuduktan sonra içini göstereceğim. O kakaolu ve beyaz bisküvinin nasıl olduğunu göstereyim. Arkadaşlar, pastamı dolaptan çıkardım. Çok fazla bekletmedim. Bir 20 dakika falan beklettim. Ama siz daha çok bekletebilirsiniz. Ben o kadar beklettim. Şimdi içi de şöyle oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir kakaolu, bir sade, bir kakaolu, bir sade şeklinde. Şöyle arkadaşlar. Bunu dediğim gibi 1-2 saat bekletince içindeki bisküviler şişiyor ve yumuşuyor. Aynı kek kıvamına geliyor. Bu şekilde yaş pastası gibi oluyor. Bisküviler olduğundan daha fazla şişiyor. İçi de böyle. Pastam bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bu çok kolay bir tarif. Çok az malzemeyle ve tadı çok güzel. İyice soğuyunca aynı dondurma gibi oluyor. Hem yaş pasta hem dondurma tadında oluyor. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Herkese iyi iftarlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.